Sayın seyirciler, polise gelen ihbarda kurşunlanmış bir lüks otomobilin trafikte dolaştığı söylendi. Ekipler uzun süre o aracı aradı ve sonunda da buldu. Araçta kurşun izlerinin yanı sıra bir de kadın cesedi vardı. Sürücü bir dönem birlikte yaşadığı kadını öldürüp cesediyle tam 5 saat şehir turu atmış. Yuvamı da attı benim yuvamı. Bir dönem birlikte yaşadığı, dini nikah kıydığı kadını lüks otomobilin içinde öldürdü. Aracın içindeki cesetle 5 saat şehirde gezdi. Akınlara durgunluk veren olay, kurşun delikleri olan otomobili görenlerin ihbarıyla ortaya çıktı. Evliliğini sonlandırdıktan sonra iki çocuğuyla yaşamaya başlayan genç kadın bundan tam 3 yıl önce Cuma Pancar'ın ortağı olduğu şirkette çalışmaya başladı. İkili arasında ilişki başladıktan sonra Arzu Gültekin işi bıraktı. Cuma Pancar ve genç kadın birlikte yaşamaya başladı. Ama Gültekin dini nikah kıydığı adamın zaten evli olduğunu bilmiyordu. Yuvamı da attı benim yuvamı. Yuvamı da attı benim. Kızıma dedi ki Nilli ben bekarım. Ben seni isteteceğim, evleneceğim. Kızımı kandırır. Bize sorup soruşturmadan kızımızı verdik. Verdiğimiz gün kızımıza olmaz işkenceleri yapıyor. Birlikte yaşadığı adamın evli olduğunu öğrenen Arzu Gültekin sürekli şiddet görüyordu. Üç çocuk babası Cuma Pancar'dan ayrıldı. Ancak iddiaya göre Pancar hem onu hem de ailesini ölümle tehdit ediyordu. Babanı öldürürüm, kardeşini öldürürüm. Kız şikayete bile gidemiyor. Kızın açık resimlerini çekmiş oğlum. Karı kocalar ya, açık resimlerini çekmiş. Bunu internete yayarım. Kız kendinden ayrılmak istediği zaman işkenceye dayanamıyor ya. Satmaya da kalkıyor. Gördüğü şiddetin ardından suç duyurusunda bulunan Arzu Gültekin 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. O kararın bittiği gün Cuma Pancar soluğu onun yanında aldı. Zorla araca bindirdiği kadına yeniden birlikte yaşamayı teklif etti. Aldığı yanıt onun istediği gibi olmadı. Cuma Pancar, Arzu Gültekin'in 10 yaşındaki kızını lüks otomobilden indirip kadınla uzaklaştı. Yol boyunca talihsiz kadını ölümle tehdit eden Pancar en sonunda silahını çekti ve genç kadına 14 el ateş etti. Genç kadını öldüren mermiler yan camı ve kapıyı delerek dışarı çıktı. 3 ay denetim bittiği gün kızımı bu hale getirdi. 14 tane kızımın vücutunun komplesine kurşun sıkmış bu adam. 14 tane. Cuma Pancar genç kızın cansız bedeniyle birlikte Gaziantep sokaklarında tur atmaya başladı. Yaklaşık 3 saat sonra diğer sürücüler araçtaki kurşun deliklerini ve kan izlerini fark etti. O ihbarın ardından polisler lüks otomobili aramaya başladı. O takipte yaklaşık 2 saat sürdü. Yani genç kadını öldüren saldırgan yanındaki cesette yaklaşık 5 saat şehir turu atmıştı. En sonunda polisler o zanlıyı yakaladı ve gözaltına aldı. Araç da incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Cuma Pancar emniyetteki ilk ifadesinde yan koltukta oturan sevgilisini vurduğunu, sonrasını hatırlamadığını söyledi. Mala zarar verme, tehdit, ruhsatsız silah taşıma ve yaralama gibi suçlardan poliste kaydı çıkan zanlının 2014 yılında 150 bin lira para istediği babasının evini kurşunladığı da ortaya çıktı. Pancar'ın emniyetteki sorgusu sürüyor.